Televizyonu buraya getirdiğim iyi oldu. Kanal D'yi de açtım sana. Hayat bilgisi oyna. İstediğin gibi seyret hayatım. Ne? Sen benimle kafa mı buluyorsun Avni? Özür dilerim. Yani dinle demek istemiştim. Tüh ya, tüh. Tam da Suzan'ın gözünün kapanacağı tuttu. Ortalarda peri meri yok. Bendeki de kör talih. Yani. Ay anne, gel buraya. Nereye kayboldun gene? Yanında oturuyorum, merak etme. Ay, gel de söyle bana, kim şu Ferran Kutman'la konuşan, sesinden tanıyamadım da. Amil Bey işte, hani okulun pis müdürü var ya. Ha, o söylüyor yani. İşte aynen böyle Perihan. Kulaklarıma inanamıyorum Taceddin. Demek Dudu, erkek periler daha kuvvetli sihir yapıyor diye Eda'yı alelacele evlendirmeye kalktı. Ne sandın Perihan? Betüş'le Sadık'ı ayırmak için her şeyi göze aldı. Ay, ay bu ne bitip tükenmez hırs böyle. Git de Eda'yı bir gör. Kızım üzüntüsünden ne hale geldi. Peki bütün bu olup bitenlerden Betüş'ün haberi var mı? Eda bir ara onun yanına gitti. Anlatmıştır. Ama o gene de annesine kıyamayıp sana şikayet etmemiştir. Ah Dudu. Ah Dudu. Sana öyle bir ceza vereceğim ki o hin aklın bile şaşıp şaşıp kalacak. Ver Perihan, ver. Zaten başına büyük bir felaket gelmek üzere. Nasıl yani? Eda bir faniden hoşlanmaya başlamış. Sadık'ın erkek kardeşi. Neyse, önce şu cezayı vereyim, gerisini sonra düşünürüz. Taceddin'cim, sen beni burada bekle. Ben yukarıdan ceza için yetki alıp geliyorum. Sonra birlikte çıkarız, tamam mı canım? Tamam Perihan. Burası çocuk parkı mı yoksa yemek masası mı? Ya dur abi, eğleniyoruz şurada ya. Lütfen bak şey. Hoppa. Durun be. Şuna bak. Koskoca adam oldun, çalışacağına çocukla çocuk oluyorsun be. Sadıkcığım bir dakika diyorum, sinirlenme, ben temizlerim. Bak ne kadar mutlular. Ya yapmayın diyorum. Yapmayın diyorum. Allah Allah. Çocuklar durun bakayım. Çabuk gelin buraya. Çabuk. Sen de gel. Gel buraya. Doğru odanıza gidiyorsunuz. Gel bakayım. Çabuk. Elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Amcanızla konuşmamız lazım. Hadi bakayım. Çıkın yukarı. Bakma öyle. Tarık Bey. Şuraya otur. Seni dinliyorum. Bana bak. Senin hiç adam olmaya niyetin yok mu ha? Allah Allah. Ya ben bir şey mi yaptım abi şimdi? Hem adam olmak ne demek? Adam olmak demek senin gibi 30 yaşına gelmiş bir insanın sorumluluklarının farkına varması demektir. Ama bu sende çok geç oluyor. Tam askere gidecek yaşta motosiklet kazası geçiren. Sonra bu kazada bütün kemiklerini kırıp senelerce hastanede alçılarda yatan. Ondan sonra da 28 yaşında ancak askere gidebilen ve askerden hemen döndükten sonra hayatta bıraktıklarını tamamlamak, iş ve eş bulacağı yerde tutup çocuk çocuk aylak aylak ortalıkta dolaşıp çocuksu davranışlarda bulunan adam adam demek değildir. Ya da yeni geldim abi ya. Tamam, hemen iş aramadım ama eş buldum. Ya bırak, dalga geçme Allah aşkına ya. Vallahi geçmiyorum. Şey tatlım, dalga geçmiyor. Ne eşi? Eda. Ya iyi. Ne? Yo. Bana bak. Baldızımdan uzak duracaksın, anlaşıldı mı? Sonra kayınvalidemin gelip de işte damadımızın avare kardeşi bize musallat oldu dedirtmem. Kayınvalideme ve baldızıma kendimi rezil ettirtmem. Ya geldiğimden beri beni küçümsediğinin farkında mısın abi? Hayır kardeşim, küçümsemiyorum. Sadece şuraya girdiğin ilk andan itibaren hala değişmediğini görüyorum ve bu da beni çok korkutuyor. Ha, yine adam olma sorunu yani. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Niye herkesten senin gibi adam olmayı bekliyorsun? Aa, Sadık, Tarık, yeter ama artık. İki küçük kardeş gibi kavga etmeyin lütfen. Bir dakika, müsaade et.
Ne demek şimdi bu? Şu demek. İnsanlar birbirinden farklıdır. Ya sen her zaman çok çalıştın. Üniversiteye gittin. Senin gibi çalışkan arkadaşların oldu çevrende. İyi bir iş buldun. İyi bir evlilik yaptın. Yani senin iyi adam olma anlayışın kendinde sahip olduklarını. Benimki de bu. Tamam mı? Bana bak. Böyle bencilce sadece kendi isteklerin doğrultusunda yaşarsan benim hayatta sahip olduğum hiçbir şeye sahip olamazsın sen. İstediğimi kim söyledi? Öyle mi? Peki hala o zaman bu evde işin ne ha? Bana bak, sen niye baldızımdan hoşlanıyorsun? Bu kadar da fazla artık. Geldiğim kabahatmiş zaten. Ben gidiyorum ya. Sadıkçım, niye bu kadar üstüne gidiyorsun ki? Yani o senin istediğin gibi biri olmak zorunda değil. Bazı insanlar geç olgunlaşırlar ya da hep öyle kalırlar. Bırak saygı duy, istediği gibi bir hayat yaşıyor çocuk. Hayatım ben... Yok, hayır, ona çok haksızlık ettin. Eğer bu kadar üstüne gitmeseydin bana söylediği güzel şeyleri anlatacaktım sana. Bak, Tarık Eda'dan gerçekten etkilendi. İnsan böyle bir kız için çalışır adam olur dedi. Sahi mi? Sahiden öyle dedi. Hem Eda da ondan hoşlandı. Ya bırakalım birbirlerini tanısınlar, onlara birazcık zaman verelim. Hem Tarık'ın sana benzemeyen biri olması onu annemin önünde küçük düşürmez ki. Hadi Sadıkçığım, kardeşine bir şans daha verelim. Git bul kardeşini. Tamam da nereye gitti ki şimdi bu? Bilmem, onun abisi sensin. Nereye gideceğini en iyi sen bilirsin. Ne bileyim yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.